Tabii, ne demek? Kazanmak adına çok şeyler yaptığımızı, oyunu çok ciddi şekilde ikinci devrede de force ettiğimizi ve bu anlamda da özellikle ikinci devrede yine kenar ortalarla çok pozisyon bulduğumuzu, neredeyse çizgi üzerinden boş kaleleri atamadığımız pozisyonlar. Bunun akabinde rakibe bana göre oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu düşündüğüm, puan sıralamasında asla hak etmediği bir yerde olduğunu düşündüğüm, geçtiğimiz haftaya da değerlendirdiğimizde bunu hem takımımı överek hem de rakip takıma bu anlamda pozisyon vermeyerek aslında çok başarılı bir iş yaptığımızı söylemeden de geçemeyeceğim. Çünkü geçtiğimiz hafta Tuzla Spor takımının neredeyse Rize Spor karşısında 7-8 tane net pozisyonu vardı. Ve buna istinaden biz rakibe hiç pozisyon vermeden maçı kazandığımız için çok mutluyum. Üretkenlikte daha üretken olmamız gerekiyor. Çok genç oyuncularımız var. Özellikle forvet hattında çok genç oyuncularımız var. Onların biraz daha bu anlamda gelişimini sağlamakla mükellefiz. Gelişeceğiz. Onlarla ilgili biraz daha koşu parkurlarını, biraz daha topa sahip olmaları konusundaki beklentilerimizi çoğaltmaya çalışacağız. Dedim ya, genç oyuncularımız, 21 yaşında oyuncular, düşünün 3 tane forvetimiz, Batuhan, Diallo ve Mehmet Duysal, 3'ü de 21-22 yaşında oyuncular. Yani bu çocukları biz kazanarak, oynatarak ve onları geliştirerek çok daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum. Çok büyük bir mücadele verdik. Kazanmayı çok istedik, çok arzuladık. Çok teşekkür ediyorum oyuncularıma. Oyunun ciddiyetini hiç bozmadan başından sonuna kadar iyi bir mücadele ortaya koydular. Tuzla Spor takımına da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Ama oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Bu güzel aileyi yine bir galibiyetle sonlandırarak, ki bunu altını çizerek söylüyorum, puan ortalamasının çok normal gittiğini ifade etmiştik biz daha önce de arkadaşlarımızla. Biraz matematik yaptığımızda kopmanın olmayacağını, aşağı yukarı 10-12 takım arasında bu yarışın devam edeceğini ve puan bareminde de herkesin eşit derecede devreyi bitireceğini ifade etmiştik. İnşallah biz güzel dokunuşlarla ikinci devre çok daha kaliteli bir takım haline döneceğimizden eminim. Çok küçük dokunuşlarla dediğim gibi. Ama işte Allah kısmet ederse salı günü bir kupa maçımız var. Ve cumartesi günde ligin son müsabakası Pendik. Gerçekten sıralamadaki yerimizi çok net tayin edecek ilk devre itibariyle müsabakalardan bir tanesi. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şu an bu müsabakayı kapattık ve hemen Pendik maçına hazırlanmaya başlayacağız. Bu mevsimde bu sıcakta iki takım da iyi mücadele etti açıkçası. Ama oyun geneline baktığımız zaman bizim dönem dönem çok daha iyi olduğumuz, bize göre bir oyun vardı. İlk yarı dengeli giden ama ikinci yarı rakibin 10-15 dakikalık baskısından sonra bizim pozisyon ürettiğimiz bir maç oldu. İnce nüanslar, kritik dokunuşlar olamadığı için bu maçta maalesef puan alamadık. Rakibimizin girmiş olduğu net pozisyon yokken bize göre yarım bir pozisyondan maalesef yediğimiz bir golle mağlup olduk. Üzgünüz, çok üzgünüz. Öncelikle onu söyleyelim tekrardan. Hak ettiğimizi düşünmüyoruz. En kötü bir puan alıp, hatta yenebileceğimiz bir maçı maalesef puan almadan kapattık. O anlamda üzgünüz. Çocukların mücadelesinden memnunuz. Tabii ki futbol hatalar oyunu. En fazla hata yapan kaybediyor. Maalesef biz çok hata yapmadık ama rakibimiz hiç hata yapmadı. Veya işte biz o topları içeri sokamadık maalesef. O yüzden de böyle bir skor oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Onun haricinde hakem ile alakalı konuşmak lazım. Kötü maç yönetti demem ama uzatma dakikalarında çok tolerans sınadı maalesef. Eklemesi gereken süreler vardı. Biz de süre tutuyoruz çünkü. En az 3-4 dakika uzatmada maalesef uzatması gereken süreyi uzatmadı. Ha, gol olur olmaz ayrı ama hep beraber bizler, rakip, hakemler futbolun doğrusunu yapmak zorundayız. Kural neyse onu uygulamak zorundayız. O anlamda biraz bence eksik kaldı. Onun haricinde söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Rakibimizi tekrardan tebrik ediyoruz. Biz iyi bir takımız. Bunun farkındayız, biliyoruz. Güçlü bir oyunumuz var. Bunu daha fazla güçlendirip son maçımızı oynayıp artık ondan sonra ikinci yarı daha güçlü bir yapıyla
daha güçlü bir kadroyla bu takımımızı çok daha iyi yerlere biz getireceğimize inanıyoruz.